Ben gerçekten bu çağ hiçbir şey yapmamız, rapor kitabını dahi o rapor denemesi yapmasak dahi bunca farklı siyasi görüşlerden insanın bir araya gelip oturması, sohbet etmesi kadar güzel bir şey. Sivri'nin aslında temel sorunu bu. Sivri'nin de yıllarca bir yapılmadı, kamplaşıldı. Sorucusu kendini soyutladı halktan. Favodalı bir şekilde baskı kurarak halktan kendisi soğudu. Herkes bir taraf. Önemli olan bu oradan paylaşmıyor. Bu oradan gerçekten biz paylaşıyorsa yapmamız gereken işleri yapacağımıza ben inanıyorum. Ben de şunu söyleyeyim, madem ki Sivri'nin bir yapan dedi 22 yıldır mücadele ediyor, bir türlü bizi duymadılar. Biz o 30 bin insanı orada topladığımız zaman belki yine Sivri'nin bir yapmayı sağlamlaştık ya, olmuyoruz. Ben buna inanıyorum, olmayabilirim. Ama o rekorlar kitabını kırdık, o rekoru denememizi açtıktan sonra o 30 bin tane insanın eline il olma hakkını istiyor. Tabii bu bir örnek. Küçük yuvarlak pankartlar açıp herkes bir anda açabilir. Öyle bir şey de olabilir. Şimdi ÖSYM sınavı burada yapımızı gerçekten gençler için çok önemli. Çünkü biz bundan sıkıntı SBS'de öğretmenim ben. SBS'de bunun sıkıntısı çok çekti. Sonuçta SBS sınavları buraya getirildi. Ama maalesef biz kendi elimizdeki olayların da kıymetini bilmiyoruz. Çünkü daha önce ÖSYM sınavı burada yapıldı ama kopya kağıtlar havada uçuşuyor. Bunun dolayısıyla ÖSS sınavını kaldırdım. Mesela biz sınavı ben şu an bir yıl ceza almışım. Sınavlarda göre yaptığım için son bir yıl boyunca ben ceza... Devlet güveni sağlanmadı öyle mi? Evet, çünkü biz şeye gidiyoruz, mesela sınava gidiyoruz, evimize biz telefonlarımızı kapatıyoruz, evimize gidiyor ki ya yarın işte çocuğun sınava girecek, o kaç öğretmenisi sana yardım ediyor. Ya kopyalı havada uçuyor. Bir gelip görseniz arkadaşlar okullardaki durumu. Yani biz öğrenci bize diyor ki bana fizik sorma. Ben fiziki bilsem tıpkı kazı. Benim öğretmen ortamda ne işim var diyor. Ben fizik bir ülke dikey sınıftan gelirim diyor. Bu öğrenci bu duruma sokan biz öğretmenleriz. Halbuki öğretmen gerçekten ön ayak olmasa bu işlere öğrencide bu talep. Ama biz hep duygusal bakıyoruz. Diyoruz ya bizim insanımızdır. Ya bunu versek de mantığıyla baktığımız zaman işte yarın bu açık öğretmen sesi sınavlarını da buradan kaldırabilirim de. Orada devletin etkisi de var. Yani ben bunu istiyor olabilirim. İleride girişim de yapabilirim. Ama bundan dolayı bütün kaldır ve kurtul. Yani kesinlikle yanılmış. Çünkü mesela bu ergen sınavlarında öğrenciler işte telefonla şey yapıyor. Mesela dışarıda polis diyor. Polisin görevliliği içindir orada. İşte çocuğun üst vasıf araştırmasını yapar. O telefon kullanıyor. Ama polis onu kapatıyor. Ben uzatmayayım. Yani madem ki girişimimiz olacak. Bu girişimimizin de anlamlı olabilmesi için bence o 30 bin tanesini birden ellerine pankartlar kaldırarak Sivri il olma hakkını istiyoruz diyebiliyorlar. Ben bir şey söyleyeyim. 30 bin tane insan biz Sivri'ye kırmanız tüz şey sıkıntıya sokamayacağız. Ön taraf ama ön tarafı bir gördünüz. Çünkü orada taş yığınları, tezek yığınları affedersiniz. Çünkü orası çevresinin... Okullar bölümümüz. Sonuçta onun düzenlenmesi gerekiyor. Mesela 30 bin tane insanın en basitinden affedersiniz bir lavabo ihtiyacını dahi karşılamak gerekir. Onu bir şekilde belediyeyle ilk koordine edilerek çalışmak gerekiyor. Ben belediye lafı açıyorum. Belediye hiç kimsenin tek elinde değildir. Belediye Sivri'de yaşayan tüm halkların belediyesidir. Ben olmadığım zaman belediye başına orada işi olmaz. Biz belediyenin bize aittir. Çünkü benim bilgimle belediye başkanı orada kendi maaşını alıyor. Belediye hiç kimsenin tek elinde olmamalıdır. Ama maalesef şu an Sivri'de o yapım var. Çünkü belediye denen demeyin kimlerin aklına girdiği de o aşikardır. Ama ben yine de söyleyeyim ki belediye başkanı olsa o belediye değildir. Çünkü halkımdır. Teşekkür ediyorum. Kasım Hocam. Teşekkür ederim ama aslında söylenecek fazla bir şey kalmadı. bu konuyla ilgili reklamla ilgili şahsi fikrim başlangıç olarak bunlar olumlu, uygundur. Şahsi fikir olarak söylüyorum. Hocamın söylediği şey çok güzel, çok hoşuma gitti. Bu 30 bin insan korkutulduktan sonra çıkıp bu pankartı açarsa güzel olur. Yani de korkular bir sekte kuramazsak da il hakkımızı geri verelim. Vallahi bunun aslında Sayın Başkan bunun oylanması lazım. Yani benim hoşuma gitti. Ben de çok söyledim. Güzel, çok uygun bir şey. Yani bir oylanması lazım aslında bu öneri. Güzel Konya'da.
Şimdi şu aslında bir gerçek, başbakanın gündeminde il yapılması yok. Yani öyle bir şey yapsak da il olacağımız yok. Ama en azından bizim il hakkımızın gasp edildiğini insanlara, bir yerlere duyurmaktır. Ya bana öyle kartlarla falan gitmek olmaz da. Yani her şey. Peki altı hepsine 30 bin kişiye bir tişört sponsorluk bunu. Evet. O da olabilir. Şey çıkartıyor. Etkileyici olur. Hocamın dediği gibi mesela tişört masraflı olur fakat o küçük kartlarla mesela bu raket büyük bir raket bir tane bir şey. Küçük bir şey, keşiyorlar. Şimdi onlar, o tabii kolaydır ya, o yapılır. Orada hani vatandaş oraya girdikten sonra dağıtılabilir ve herkes gidip oradan alabilir. O aslında çok kolay. Ya organizasyon tarafında, içeride dağıtılır. Biz onu, yani... Bence o çok önemli, onu iyice düşünmek lazım. Hocam siz konuşmak istiyorum da herhalde, size de benim bitirelim isterseniz. İsmim İsmet Uzun. Ben şimdi size dinlerken çok şey öğrendim gerçekten. Yani Siverek bizim ülkemiz, bizim şehrimiz. Ben de 32 senedir yurt dışında kalıyorum. Ben de Siverek nüfusu kadar bir belediyede politikacıyım. Sosyal Demokrat Parti'denim. İsveç Sosyal Demokrat Partisi'ndenim. Tabii şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. Yani bizim oralardaki belediyeler ve oradaki halkın yapısı, sivil toplum kuruluşlarının politikadaki etkinliğiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bizde belediyeler yani bakanlığın bütün görevlerini almışlar. Mesela Kültür Spor Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, liseye kadar Eğitim Bakanlığı. Ondan sonra iş kurma bakanlığı var bizim oraya. Sosyal çalışma. Tabii Eğitim Bakanlığı, Sağlık Sosyal Bakanlığı. Bütün bu görevler belediyelerde. Yani şimdi bir belediye meclisinin belediye meclisinde olan bir belediye meclis üyesinin bir parlamenterden fazla sorumluluğu, görevi ve fiiliyatta yaptığı iş vardı. Yani parlamento yalnız kanunları yapar, kanunlarla ilgili araştırmalar yapar, sonuçları parlamentoda onaylanır ve dış politikada parlamento göreve gelir. Onun dışında bütün her şey belediyelerdir. Mesela bizim son belediye toplantısında biz yani çok önemli bir iki konu konuşuldu. Birincisi bir bayan belediyelerin toplantısına gelen herkes önerilerini bir hafta önce verebiliyor. Belediye meclisinde bir kurul o öneriyi programlaştırır. Belediye meclisinde oynamaya ve tartışmaya sunulur. Yani işte benim bir bayanın verdiği öneri şuydu. Benim köpeğim için bir tuvalet. Büyük bir bahçede. Yani Siverek'in yeri burasında. Mesela o tuvaletle köpeğin tuvaleti için yani büyük bir tartışma yaptı. Yani çok önemlidir. Tabii ben bunu niye söylüyorum? Yani ben şimdi demek istiyorum. Yani ben şimdi mesela ben daha dün Siverek'e geldim. Yani Avrupalılar politikaya ne kadar etkiler, biz ne kadar etkiliriz? Yani benim bildiğim şimdi 22 senedir Siverek'i il yapma için bir derneğe kurulmuş, çalışmalar yapılmış. Ve ben de kişi olarak şimdiye kadar bu derneğin ismini duymuştum. Fakat ne olduğunu, kimler tarafından kurulduğunu ne bilmiyorum. Yani bugün benim için çok önemli bir gün oldu benim bu dernekle ilgili. Fakat ben bunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim gibi ülkelerin çoğunda halk hak alma geleneği yok. Tartışılır, konuşulur, hak sanki veriliyormuş gibi olur. Aslında haklar hep alınır. Bütün dünyada böyledir. Yani şimdi kimin neyisine lazımdır ki Siverek'i el yapmasın diye. Yani aslında bununla ilgili şimdi bütün Siverek'lerin en savcısından en sonuncusuna, en komünistinden en dincisine kadar herkesin birleşmesi lazım.
Yani Siverek'in il oluşu bizim bahsettiğimiz, yani arkadaşlarımızın bahsettiği birçok sorunu bu bölgede çözülür. Ve Siverek yalnız Siverek değil, yani bu Siverek'in sınırları içerisinde değil. Eğer biliyorsanız Urfa bölgesinde Siverek kimin elinde olmuşsa bu bölge onun elinde, o eline geçmiştir. Siverek'te kimler etkin olmuşsa Hilvan'da onun elinde olmuş, Viranşehir'de olmuş, Ceylanpınar'da olmuş, Urfa'nın merkezi de olmuş. Hatta Çermik ve Kahta'da onların elinde olmuş. Yani bu bizim gerçekliğimiz budur. Ama unutmayalım, yani Siverek günler çok mücadele vermiş. Yani bugün bir Şıvanlar, Faik Ucaklar, Mehmet Uzunlar, ondan sonra Yılmaz Güneyler, bu toprağın çocuklarıdır. Buralarda büyümüşler. Yani bu herkes, Ahmet Arifler, bugün Ahmet Arif'te bahsedilirken ben bir röportajı okumuştum. İşte Ahmet Arif diyor, ben muhalefet yapmayı Siverek'te 3-4 yaşındayken devlet polislere sapan atarken öğrendim. Ben muhalefet diyorum, oradan geliyor. Şimdi yani onun için, tabii bu şeyler çok önemlidir. Onun için ben şeyi demek istiyorum, ben şimdi Siverek'te bu il yapma yerliliği gerçekten büyük, herkese büyük öneri düşüyor ve benim önerim Siverek dışında Avrupa'da yaşayan birçok hemşerilerimiz var. Farklı görüşlerden, farklı gruplardan, farklı kesimlerden herkes var. Yani Siverek'in il yapıldıktan sonraki konumu ne olacakla ilgili bu olay iyi kavratılırsa bence herkesten de destek alabilirsiniz. Mesela geçen gün ben Stockholm'da, herhalde bu buradaki şeyle ilgiliydi. Benim bir arkadaş aradı, dedi vallahi biz Civan Hacı'nın şeyini istiyoruz, telefonunu. Civan Hacı benim hem komşumdur hem de samimi bir arkadaşımdır. Dedi Siverek'te işte belki bir konser vermek istiyor, yani bir yapmasını istiyoruz. Tabii ben telefonlarını, yani o menajerin telefonunu falan verdim. Ondan sonra tabii ne olur bu konuda da bana bir şey düşerse ileride yine bir şey yaparım. Her yerde her türlü şeye varız. Her türlü yardıma varız. Ama yani bence caymamak lazım. Ve burada kimler üzerine etkili insan olabilir? Özellikle bizim milletvekilleri. Yani yakalarını bırakmamak lazım. Gelip 4 senede bir burada millete söz verirler. Milletin oylarını alırlar. Ve Siverek'i oy il yapma konusunda herkes evine yatar. Bunların yakasını bırakmamak lazım. Özellikle Tayyip Erdoğan'dan fazla, biliyorum CHP'den fazla ya da devletten fazla bizim yerli milletvekillerinin yakasını yapışmak lazım. Yani Siverek'in il yapılışı burada birçok sorunun çözümü anlamına gelir. Yani özellikle sizin tartıştığınız iki konu. Üniversite imtihanları ve Siverek'in il yapma konusu. Bunun yapılmaması 127 bin nüfusu Siverek'in şey yapılması. Yani resmen her bütün Siverek'le hakaret temelindedir. Bundan 5 sene, 10 sene önce bir üniversite imtihanında yanlışlık yapılmış, kopya çekilmiş, onun için bütün bu büyük şehir cezalandırılmışsa bu Siverek'lerin problemi değil, bu devletin problemidir. Gelsin, eğer şeyde o imtihanlarda öğretmenler güvenliğini sağlayamıyorsa polisi getirsinler. Polis yapamıyorsa jandarmayı getirsinler. Yapamıyorsa başka güçlerde getirsinler. Yani bu sizin sorumluluk alacağınız, kendinizi bunun için üzereceğiniz bir problem değil. Bu devletin sorunudur. Onun için yani bu resmen yani bizim gerçekten çok insanın zoruna gidiyor. Biz Siverekli olarak benim yeğenim, ben bir sokak gördüm. Burada bir üniversite imtihanına gelmiş. Dün akşam şey geldi. Kağıtları geldi. Bir adres söyledi. Adreste işte bir adres var ama hangi şehir olduğu belli değil. Dedi amca Siverek. Sonra bir saat sonra bir telefon daha açtı. Dedi vallahi Urfa'ymış. Araştırmış Siverek'te imtihan olmayacak. İşte sebebi de burada kopya çekilmiş de. Onun için kalınmışlar. Yani bu resmen
bütün Siverek'i Siverek'lere aşağılamaktır. Bunda ahlak olmuşsun, köylü olmuşsun, solcu olmuşsun, savcı olmuşsun önemli değil. Bu bütün Siverek'i küçük görmek. Onun için benim özellikle önerim bu konuda şeyi bırakmamak lazım. Bizim burada bütün milletvekilleri, hangi partiden, hangi örgütten olursa bunların yakasına yapışıp olmazsa bir dahaki seçimlerde bu insanlara karşı kampanya açmak lazım. Gelip milleti burada kandırmasınlar. Kandırmasınlar. Yani yeter artık. Bu millet de kandırılmıyor. Kandırılmaz. Bu hak alınmalıdır. Bu hak yapılmalıdır. Bunu ne başbakan önleyebilir, ne cumhurbaşkanı, ne Siverek kaymakamı, ne de başkanı. Onun için ben kişi olarak arkanızdayım. Kişi olarak arkanızdayım. Yapılması gereken ne varsa bu iki konuda ben varım. İsterseniz ben Avrupa'da bu konuda bir komite oluştururuz. Yabancılardan, parlamenterlerden, eski bakanlardan komite oluştururuz. Gerekirse biz o insanlara gideriz. O komitede bu Siverek meselesini oralarda bile biz direkt hükümetle görüşebiliriz. Yani bu konuda ben kişi olarak hazırım. Her türlü imkanımız var. Her türlü kontağımız var. Her türlü paramız da var. Onun için yani özellikle ben bu konuda derken biraz belki şeye farklı oluyor. Yani ne yapılması gerekirse biz olmalıyız. Çünkü bu resmen Siverek'i aşağılamaktır. O 22 senedir herkes bu konuda işte Siverek il olsun diye çabalıyor. Ne hükümet, ne bir ses, ne çevreden bir ses, siyasetlerde bir ses yoktur. Onun için özellikle bu mücadeleyi sürdürmek lazım. Kesinlikle inatçı olmak lazım. Bu bir. İkincisi ben biz, yani gönül isterdik. İşte buradaki insanların biz tabii biraz farklı şey alışmışız. Buradaki arkadaşların yarısı da bayan olsaydı daha iyi olurdu. Etkinlikleri, şeyleri daha fazla olurdu. Yani tek aramızda bir bayan yoktu. Özellikle yani daha yani modern dünyada öyle işliyor her şey. Onun için teşekkür ederim. Yani ben her türlü şeye devam ediyorum. Teşekkür ederim. Son bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şunu vurgulamak istiyorum. Mesela yapacağınız etkinliklerin bir projesi, finansmanı. Bir proje hazırlayıp bunu mesela diyelim nerede? İsveç'te bizim abimiz. Bu projeyi onay verir. Mesela maliyet nedir? Her şey belli olacak. Projeyi mesela orada arkadaş ne kadar katkı sunabilir? Mesela başka illerde iş adamlarımız onlara bu projeyi sunsa finansmanın bu şekilde sağlanacağına inanıyorum. Yani etkinlikleri tamamıyla netleştirdikten sonra o etkinliklerle ilgili projede netleştirip ilgili yerlere göndermek lazım. Sayın Başkan. Bir şey söyleyebilir miyim? Biraz sanki bize bir demin arkadaşlar öyle bir işte sanki o safhanla taş attı dediğim o halefet yaptı dediğim yani savunmak amacıyla tabii ki o savunacağız hep bizim oy verelidir. Burada hiçbir arkadaşmış yani hiç başka bir işte bu temsil yapıyorum diyor. Ne Kazım Koca yani işte temsilcisidir burada ne Sayın Hocam öğretmenlerin temsilcisidir. Mesela işte ne o krizi bakmanın temsilcisidir. Böyle arkadaşlar her birisi kendisine elinin taş kafına koyarak Siverek için faydalı olmaya çalışan arkadaşlarımızdır. Fakat yanlışla şunu da unutmamak için. Yani mesela bizim burada bir müfterak var. Adam eğer dinle ilgili bir ihtiyaç hissediyorsa tabii ki müfterana girecek. Burada bir milli eğitim müdürlüğü var. Bir eğitimle ilgili bir sorun varsa milli eğitim müdürlüğüne gidecek. Bir kaymakamlık var. Yani burada bir belediye var. Yani burada kişilerin de yok. Bunları anlarsa bunlar bir kurumdur. Bir kuruluştur. Orada belediye başkanı kim olursa olsun. Yani işte bu
işte ben olurum, yarın sen olursun, öbür gün olur. Fakat bunu yapmamak lazım ki böyle gel, hepimizindir. Hepimizin olduğu için ben her türlü isteğimi, her türlü talebimi ona iletmek zorundayım. Adam böyle yine kanunun 5. maddesinde der ki, mahalli hemşerilerin, mahalli müştereklerinin karşılama. Bu mahalli müştereklerinin karşılama, bu ne demek ki bir hakkı? Şimdi içine yol dönüşümüdür, kanaldır, sosyal yapılardır, kültürel hizmetlerdir. Yani insanın doğumundan ölümüne kadar. İnsan yaşamı için ne gerekiyorsa bunlar ortak müştereklerdir. Ve bu ortak müştereklerle karşılamak böyle dediğim gerekir. Elbette ki yapacak. Elbette ki sen böyle bir kitap okuma etkinliği yapıyorsan sen elbette ki işte belediyeye gitmelisin, kaymakama gitmelisin, müstakama gitmelisin, milliyetime gitmelisin. Eğer sen toplumdan soyut bir hareket yaparsan senin bu çalışma yani işte bir yere gitmez. Yani mantık bu olmalı. Bu olduğu için elbette ki ben giderim belediyenin eğer bir şeyi varsa burada bir festivali varsa niye o festivaldan faydalanmayayım? Çünkü belediye onu benim paramla yapıyor. Onu benim için yapıyor. Hepimiz için yapıyor. Burada yaşayan 250 bin kişi için yapıyor. Mesela bir cami yapıyorsa hepsi için yapıyor. Bir okul yapılıyorsa hepsi okul yapıyor. Sayın hocam sen bu camiye gelmez diyebilir misin? Hayır, ya da Ebru hocam sen şu okulda okuma diyebilir mi? Mümkün değil. Yani olaya baklaşırken bu açıdan bakılmalı. Ve bu açıdan herkes gerekli yönüne getirtmeli. Elbette ki burada işte belediye destek sağlayacaktır. Kaymakamlık sağlayacaktır. Milli eğitim sağlayacaktır. Gibi toplum kuruluşları destek sağlayacaktır. Ki o bundan oluyor. Mesela aynısı Siyon'a göre yapan dedeklere bakarken mesela son zamanda yapılan bazı açıklamaların hepsinde Hüsnü'yle birlikte yapma dediği vardı. 5 kişi Cevdet Kan davasında öldürüldü o zaman Hüsnü'yle birlikte yapma dediği vardı. Bir kitap okuma kimliği de vardı. Mesela bizim okuma, sizin kardeşiniz Musa Bey Kıbrıs'ta bir şey yaparken, bir kitap kampanyası bu Türkiye çapında yaparken bütün ulaşım masraflarını, bütün giderlerini, bütün hizmetlerini işte belediye üstlendi. İlk İstanbul'dan gelen bir dönemde şartlar aşırı başkan yardımcısı o hizmetlerini belediye bütün masraflarını yaptı. Ve bunları yaparken de biz bunları kendimize bir pay çıkarmak için şey, olması gereken olur. Olması gereken olur. Yani bu sivillerin de bir kaymakamla, bir belediye başkanıyla, bir festival fonisiyle eğer bunu konuşmuyorsa olması gereken olduğu içindir bu. Yoksa bunu arkadaşlar başka şeyle uçakmasın. Çünkü burada ortak bir paylamımız var. Ortak paylamımız da mutlu bir yaşamdır. Kutlu bir ilçede yaşam. Yani bu ilçelerin bir Siverek'tir. Başka Siverek var mı? Siverek'in bir belediyesi var. İşte bir kaymakam var. İşte bu film müftesi var. Yani biz bunları onun için yani bunları bir ya bir lütuf ya da başka bir serzeniş ya da bak bunu gel de bakmamak. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Sayın Başkan. Sayın olarak aslında bitirelim. Müzakere isteyenler var. Yok ben bir kelime ben tamam. Yanlış anlaştım. Yok. Yani düzeltmek anlamında. Şimdi yok ben şunu belirttim. Yani biz bunu söylerken siyasallaştırırken belediye tabii ki başkanın saydıkları bunlar birinci görevleridir. Bunu yapacak. Ama bir belediye etkinliğiyle denkleşmesine karşı çıkıyoruz. Ben orada farklılığı söylüyorum. Ama yani, aynı günde yapılmıyor ki. Ya ben orayı... 2 gün sonradır. Şimdi bak Şükrü Bey'in söylediği, Şükrü arkadaşı söyledi, aynı gün yapılıyor. 2 gündür, 2 gün sonra yapılıyor. Aynı günde yapılıyor. Yani ben benim söylemem de rekorun başarıya ulaşması içindir. Biraz önce hocamız söyledi. Bir sürü bir türlü
halklaşamıyoruz. Yani bu siyasi partilerde de böyledir, bu belediyede de böyledir, bu derneklerde de böyledir. Söylediği nokta çok önemlidir. Ha bizim görevimiz nedir? Halklaşma sorununu yaşıyor. Biraz önce arkadaşımız anlattı, Avrupa'daki sorunlar, tartışılan sorunlar. Bizde örneğin 15 bin insan cayır cayır yanarken bir tek şey çıkmadı, ses çıkmadı biliyor musunuz? 3 tane cenaze siveriye geldi. 3 tane hemşerimiz orada yandı. İl olsak ne olur, olmazsak ne olur? Yani bunu söylemek istiyorum. İnsani boyutlarla alıyoruz. Teşekkür ederim. Abi normalde bir önceki toplantılarda yapmadığımız şeyi yaptık. Çünkü artık şeye doğru yaklaşıyoruz. Bizim amacımız bence biz doğru işi yapıyoruz. Nedir yaptığımız şey? Biz rekor kırma girişiminde bulunuyoruz. Bunun içerisinde 50'ye yakın sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden, akademisyenlerden, sanatçılardan, yazarlardan oluşan bir meclis oluşturduk. Hocamın dediği şeye katılıyorum. Burada şu an bunları konuşuyor olmamız bana göre çok ciddi iş yaptığımızın bir göstergesi. Ve rekor girişimin içeriğini doldurmak için aslında tüm çabamız. Çünkü özellikle bu rekor girişim haberleri çıktığı zaman şöyle eleştiriler geliyor. Siz rekor kursanız mı olacak? Toplum okumuyor. Yani göstermelik olarak hatta okuma yazabilmeyen insanlar oraya tıkıp bu rekoru elde etseniz mi olur? Evet biz bir anlamda bunu doğru kabul ediyoruz. Ama biz bunu yaparak okumanın, toplumsal değişmenin, toplumsal ortak iş yapabilmenin vurgusunu yapmak istiyoruz. Ve bunu yaparken de Sivere'ye ait bir sorunu beraber akıllara düşürelim. Rekor girişi kurtarıldığı zaman insanın aklına il olma, insanın aklına Sivere'deki ÖSYM sorunu. Yani ÖSYM sorunu dediniz ki aslında bir toplum yok sayılması sorunudur. Bana göre il olmak kadar aynı felsefe, aynı mantıkla işlenen bir kusur. Niye? Ben burayı kontrol edemiyorum, kopyanın önüne geçemiyorum, ben yasaklıyorum. Yok sayılmadı. Yani mesele üniversite sınavı da değil artık. Dolayısıyla bana göre başlı başına kişisel kanaatim özellikle durulması gereken noktalardan biri. İl olmadı öyle değil mi? Yok sayılma değil mi? Ziraat Bankası olayı yok sayılma değil mi? Ben Sivere tapusunu kabul etmiyorum. Veyahut da... Anayasa göre suçtur abi. Suçtur. Yani nasıl suçtur? Devlete ait tapu, devlete ait yani. Bankada teminat olarak kabul edilmiyor. Niye? Ben geri dönüş... Kredi oranları geri dönüşünü ben sağlayamıyorum. Yani dolayısıyla biz bunu yaparken şöyle bir amaç gidiyoruz. Yani bu sorunu rekora olaylıkla kıracağız. Bununla beraber yani okumanın önemi, toplumsal değişmedeki katkısı, yeni bir toplum inşa eden yolunu okumaktan geçtiğini ama beraberle yetmeyeceğini, beraber olmanın, ortak iş yapabilmenin. Yani biz kafamızda dünyaları kuralım ama biz aynı kişi, aynı doğru iki kişi, iki arkadaş yanına söyleyemiyoruz. Yani dolayısıyla biz o zaman kitap okumaktan da her şeyden de daha önce yapmamız gereken şeyler var. Bu anlamıyla değerlendirmek lazım. Biz de bitiriyoruz tabii ki. Yani sürede uzadı arkadaşların da işi var kırdızı. Hocam size teşekkür etmek istiyorum. Uzaktan geldiğinizi bilmiyordum. Şey noktasında, bir yapma kalkınma noktasında sadece şunu bizim kitaplarımız vardı. Ayrıca biz size bültenlerinizi paylaşırız. 13 tane siyasi partiye dava açan bir derdik. Verdikleri sözden dolayı. Hani konuşmanızdan belki haberiniz yoktur diye algıladım. 22 yıllık mücadele ve 22 yıllık sonuca Koçeli Almas tarafından yürütüldü ve yönetim kuruluyla. Çok ciddi fedakarlıklar yapıldı, çok ciddi sözler alındı. Buna rağmen yapılmadı. Şimdi bizim şu an bunu gündemimizi biraz daha dolaylı seçmemizin nedeni açıkçası yani içinde başbakanların verdiği söz, bırakın vekilleri, başbakan gidin, siz Ankara'da söz veriyorsunuz, oraya gidinceye kadar iyi olacak. Davul zurnalar çalınıyor, ortada bir şey yok ve bunlar mahkemeye veriliyor. Dolayısıyla böyle bir 22 yıllık mücadeleden sonra biz şunu anladık, dernek olarak da şunu anladık. Siyasi bir boyutu var, siyasi bir mekanizma işliyor karar alma. Başbakan bugün dese il yapılacak, 2 ay içerisinde bütün kurumlarla burası il olabilir. Ama yapılmayacak dese, şu an vekillerimizle konuşuyoruz, diyor ki başbakan gündemde yok. Dolayısıyla siyasi bir iradeyle sonuç anlatıyor. Yani bir kriter, bir şey yok. Sizin nüfusunuz şöyle, altyapınız şöyle, oradan il olmaya hak ediyorsunuz, bir kriter yok. O zaman dolaylı olarak biz il olmayı hak edecek, bizi kalkındıracak, il olmayla beraber bizi ayarlatacak boyutlarla ilgilenecek. Yani bu anlamda konuş alabileceğimiz şeyleri göstereceğiz.
ediyoruz. Ama bu teklifinizi çok olumlu değerlendiriyor. Biz sizlerle ayrıca toplantıda konuşabiliriz. Hani insanlar da sıkıldı, ayrılmak isteyebilirler. Çok teşekkür etmek istiyorum. Hüseyin Hocam mı konuşmak istiyorsunuz? Son olarak Hüseyin Hocam da bir şey sağlayalım. Hocam, teşekkür ediyoruz. Selamlar buradan alalım.